kanalı izleyen, bu çekimi izleyen herkesin gönlünde, aklında ya ben de acaba bir süs tavuğu yetiştirse miydim hevesi olan ama yıllardır erteleyen herkesi kesinlikle ama kesinlikle gecikmeden süs tavuğu yetiştirmeye davet ediyoruz. Bu çok önemli. Bu ertelenecek bir şey değil. Bu çok önemli, çok özel bir hobi. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'da Türkiye'nin belki de en iyi markası Abika Brahma kümesindeyiz. Kendileri ülkemize gerçekten çok güzel süs tavuğu edindirdiler. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi karşımızda Abika Brahma'dan kardeşimiz Yasin Yıldırım var. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam Cumali abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin kardeşim? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizi gördük daha iyi olduk. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladınız. Bizi misafir ettiniz. Başüstüne, bunu buradan belirtmek isterim. Biraz kendinden bahseder misin? Cumali Özhayta abimizin kanalı hayırlı olsun. Yıllardır kendisini süs tavuğu yetiştiriciliğiyle tanıma fırsatımız olmuştu. Biz Abika Brahma kümesi İstanbul Silivri'de Brahma ırkı üzerinde süs tavuğu yetiştiriciliği yapıyoruz. Abim Zengin Yıldırım'la beraber ben Yasin Yıldırım yaklaşık 15 yıla yakın bir süredir bu ırk hayvanları yetiştirip ülkemizde de belli düzeyde seviyesinin artması için çalışmalar yapıyoruz. Süs tavuğu yetiştiriciliği hobisini abi kardeş olarak önemsiyoruz. Bu alanda çok kişi belki biliyordur, bilmeyenler için de bir federasyonumuz var. Federasyonumuza bağlı yaklaşık 50'ye yakın bölgesel derneklerimiz var, ırk derneklerimiz var. Evet. Süs tavuğu ve bahçe hayvanları hobisinin yetiştiriciliğinin ülkemizde birçok alanda faydalı bir alternatif alışkanlık olduğuna inanıyoruz. Biz kendimiz bu hayvanlarda huzur bulduk, huzur buluyoruz. Hayvanlara ayırdığımız vakitte stresimizin azaldığını, keyfimizin arttığını, bu bahçemizde, evimizin bahçesinde hayvanlarla olan iletişimimiz ve ilişkimizin bizi diğer başka farklı olumsuz ortamlardan uzak tuttuğuna inanıyoruz. O anlamda ve dünyanın her yerinden dostlar edindik bu hobi sayesinde. Örneğin siz Cumali Bey, Türkiye'nin diğer ucundan bu tarafa bir ziyaret yapma imkanı olduğunda bir kapısını çalacağı bir dostu oluyor. Eyvallah, bugün biz de aynı şekilde bu kanatlı sevgisinin dünya üzerinde geçerli bir arkadaşlık ortamı oluşturma özelliği var. Ciddi bir bağ var. Kesinlikle evet. Biz de hobi olarak yapıyoruz tabii ki. Ancak bunu da belirtmekte fayda var. Bu bazı ailelerin geçim kapısı bile olabilecek güçte bir hobi. Ciddi bir sektör değil mi aslında? Tabii kesinlikle. Çok geniş farklı yelpazede süs tavukları var Türkiye'de de ve dünyada da. Ülkemizde bu yıl 6.'sı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi yapıldı. Evet. Ve o anlamda yavaş yavaş Türkiye olarak bir süs tavuğu camiasının kurumsallaşması var diyebiliriz. Her bölgenin kendi bölge dernekleri içerisinde organize ettiği bölge gösterileri serisi de geçtiğimiz yıl itibariyle başladı. Avrasya Süs Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tam adımız. Avrasya Derneği olarak geçiyor kısaca. Evet. Cumali Bey de derneğimizin bir üyesi. Biz bir hedefimiz var. Türkiye'deki süs tavuğu ve bahçe hayvanları yetiştiriciliği hobisinin üzerindeki bu olumsuz imajı mümkün mertebe kaldırabilmek. Çünkü gerçekten çok güzel bir uğraş. Ama istesek de istemesek de artık tavukçu veya kuşçu dendiğinde ülkemizde maalesef olumsuz bir intiba var. Bunun aşılması gerekiyor. Bu sosyolojik bir yanlış. Ama ciddi bir aşılma da var yani. İyi bir yol kat ettik. Kesinlikle. Yani bu anlamda kimseyi adres göstermeden konuşuyorum. Biz hep birlikte toplumun bütün paydaşları, bu hobiyi seven herkes mücadele ederek bu imajı düzeltmek zorundayız. Çok çok değerli insanlar var. İşini çok düzgün yapan insanlar var. Cumali Bey bizim şu anda burada mevcut 2023 yılından 2024 yılının üretim planlamasını yaparken bugün siz geldiğiniz nasip oldu. Gösteriden sonra belli karantina süresinden sonra damızlıkları buluşturduk. Elimizde mavi ve siyah Brahma, İngilizcesiyle Blue Black, beyaz mavi Kolombiya, beyaz siyah Kolombiya ve Hush Brahma, İngilizcesiyle işte Light, Blue Light ve Birşen Brahma dediğimiz renkler mevcut. Bu yıl ilk defa yavruluktan İzabel Brahma ve Porselen Brahma renklerini de kümesimizde yetiştirdik. Hedefimiz bu renkleri ulusal gösteride puanlatabilmek. Evet. İzabel rengi için. Porselen renginin de uluslararası anlamda tanımlanabilmesi için renk tanımlama prosedürüne dahil etmek istiyoruz. Bu anlamda bazı çalışmalarımız var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. İzabel Brahmalarımızı Yiğido Süs Tavukları Ferhat abimiz sağ olsun ülkemize kazandı. Buradan çok iyi düzey. Kendisine selam olsun. Burada porselen Brahmalarda meşhur yetiştirici Turan Ocak Türk hocamızın yıllardır emek verdiği bir hat. Hatta şöyle bir yem atayım gelsinler. Daha yakından görelim. Birazdan gelir. Bu hocamızın kendi özel üretip ülkemize kazandırdığı. Tabii kazandırdığı. Şu anda bu bir renk tanımlama prosedürü içerisine girmesi için 3 tane horoz, 3 tane genç tavuğun 2024 yılında o yılın bileziği ayağında olacak şekilde gösteriye hazır olması gerekiyor. Evet. Dünyada da henüz tanımlanmış bir renk değil Cumali abi. Ama biraz da zamana ihtiyacı var gibi geldi. Kesinlikle, kesinlikle. Hem ideal form açısından hem ideal renk açısından. Bu 3 renkli üretimler oldukça zordur. Evet. Çok kolay değil onu söyleyeyim ama ilk yıllara oranla çok ciddi mesafe almış durumda. Kat edildi. Burada yine güzel bir grubumuz var. Evet. Bunlar bizim geçen yıldan kalan damızlıklarımız. Biz olabildiğince üretim fazlası hayvanlardan sahiplendirme yapıyoruz. Yasin, lafını balla kesiyorum. Seni tanıdım tanıyalı kafa odaklı brahmalar besliyorsun. Neden böylesin? Yani şimdi şöyle bu son günlerde de ülkemizde oldukça tartışılan bir konu. Bu kesinlikle ırk standartlarında aranan bir özellik değildir. Tercih meselesi. Tabii. Kafa yapısı geniş olmayan brahmalarda gayet tabii 95, 96, 97 alabilir. Ancak biz belli bir ağız tadı diyelim, keyif diyelim ve görüntü hoşuna gitme anlamında bir brahmanın kafa yapısı oldukça geniş olursa brahmaya daha çok yakıştığına inanan bir yetiştiriciyiz. Abimle beraber yıllardır üzerinde çalıştığımız model ve tip budur. Burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir dev brahma olabildiğince dev olacak. Ancak devlik yani irilik yüksekliğiyle eninin eşit olması anlamında. Orantılı bir. Tabii orantılı bir irilik olması gerekiyor. Biz işte yıllar önce Romanya'dan, Macaristan'dan, Almanya'dan gelen hatlarda şunu gördük. Hayvanlar çok iri ancak ayakları o iriliği taşıyacak güçte değil. Evet. Ve birçok arkadaşımız üretimlerinde biz dahil ayak sorunu yaşadı. Horozlarda, tavuklarda tam 5-6 aylık emek verdikten sonra hayvanların diz eklemlerinde evet. Maalesef taşıyamama durumları oluyor. Bunların önüne geçebilmek için de takip edenler bilir. Hollanda'dan, Belçika'dan yani kendi alanında iyi değerli hocalardan takviyeler aldık, hayvanlar aldık. Türkiye'de bugün geldiğimiz noktada Abika Brahma kümesi çok şükür birçok kümese fayda sağlamıştır. Biz de başlarına geliyoruz. Eyvallah. Biz de bu işi severek yapmaya çalışıyoruz. Hani kendi kriterlerimiz, kendi hedeflerimiz var. Gösterilere katılıyoruz. Bazen 0 alıyoruz, bazen 90 alıyoruz, bazen 95 alıyoruz. Ama bu gösteriler kısmını biz çok önemsiyoruz. Başarılı olsak da olmasak da Türkiye'de herkesin eşit koşullarda adı sanı duyulmamış herhangi bir genç yetiştiricinin bile mesela bu yılda oldu, geçtiğimiz yıllarda da oldu. Buradan Yasin Naim Onur muydu? Evet, Samsunlu bir kardeşimiz Yasin Naim Onur. Ondan önce de vardı. Yani birçok arkadaşımız burada mesela örnek veriyoruz kendilerine. Sosyal medyadaki dominantlığın önüne çok rahat geçebilecek, gerçek iyinin kim olduğunun ispat edildiği imkanlar sunuyor bu gösteriler bize. Evet. Onun için ulusal ve bölgesel gösterilere ben genç kardeşlerimizin rağbet göstermesini, bölge derneklerine mutlaka üye olup o yıla ait bilezikleri temin etmesini tavsiye ediyorum bir abi olarak, bir arkadaş olarak. Biz bütün iş yoğunluğumuz içinde bu hobinin yaşaması, yayılması için hem ülkemiz genelinde hem de dünya genelinde dostluklar kurmaya vesile olan bu hobinin ülkemizde de bir sisteme oturması için mücadele ediyoruz. Bu kanalı izleyen, bu çekimi izleyen herkesin gönlünde, aklında ya ben de acaba bir süs tavuğu yetiştirse miydim hevesi olan veya bir güvercin, bir kanarya besleme isteyen ama yıllardır erteleyen herkesi kesinlikle ama kesinlikle gecikmeden süs tavuğu yetiştirmeye davet ediyoruz. Bu çok önemli. Bu ertelenecek bir şey değil. Bu çok önemli, çok özel bir hobi. Biz keyif alıyoruz. Tabii ki zahmeti de var. Ama zahmet olmadan rahmet de olmaz. Burada bu emek verilmezse böyle güzel, keyifli hayvanlar. Mesela abimle veya eşimle gün batmadan akşamları işten geldikten sonra burada oturup onlara şu anda beraber yaptığımız gibi birer avuç yem atıp onları seyretmek bize büyük keyif veriyor. Evet. Evet. Cumali abi aynı anda ben hobi olarak oyun kuşu dediğimiz taklacı güvercinleri de ürettim. Bu işi ilk sen güvercinle ama çocukluğunda güvercin vardı değil mi? Ben bir yerde tabii, izlemiştim sanki. Çocukluğumuzda o zamanlar iki katlı olan evimizin çatısında sabah okula gitmeden önce güvercin uçurup okula giden bu şanslı çocuklardan biriyim ben de. Bunlar sağ olsun Sakarya'dan bir abimizin ve farklı yerlerden değerli abilerimizin türünün en iyisi, muhafaza ettikleri ırkları bize hediye ettiği hayvanlar. Bu arada kuşçular bilir, iyi kuşu satın almak çok zordur. Genelde iyi kuşlar hediye edilir dostlara. Bu mesela sağ taraftaki yavrumuz çok önemli, iki soyun birleşmesinden kendi ürettiğimiz bir dişi. Öntepe Nudi dişimiz. Onun önündeki de tabii her bölgede farklı yorumlanıyor. Mesela ona biz çakmaklı diyoruz. Evet. Farklı bölgelerde farklı yorumlanıyor. Bu güvercin üreticiliğin de Cumali abi benim iş hayatım müsaade etmiyor maalesef uçurmaya. Evet. Ama ben üretiyorum en doğru şekilde. Böyle sevdiğim, heyecanlı genç kardeşlerimize hediye ediyorum. Üretim gruplarını geçen hafta attım. Hayvanlarımız yumurtladı. 2 farklı kümeste üretim yapıyorum. Daha sonra hayvanları dinlendirmeye almak istediğimde damızlık erkeklere, tavuk şeyleri, dişileri ayırıp yavruları sahiplendiriyorum. Peki verdiğin arkadaşlar performans almış mı? Performans anlamında nasıllar? Yani şöyle söyleyeyim. Geçen sene verdiğim arkadaşlardan 3-4 tane, 5 tane arkadaşa sahiplendirdim. Gerçekten onlar halihazırda da güvercin besleyen kişiler. Sıra dışı çıkışları, performansı olan hayvanlar olduğunu, geri dönüşünü aldım. Hatta 2 tanesini benim kendi damızlık grubuma dahil etmek durumunda maşallah, kaldım. Maşallah. Yani bu tabii kuş, güvercin olayı biraz maalesef yorumlamaya çok açık bir hobi. Evet. O anlamda kuşçular arasında da iddialı sözler meşhurdur. Ancak biz Emre Övüç Bey'den ve Selçuk hocamız var Sakarya'dan. Evet. Onların sağ olsun bize çok büyük katkıları ve destekleri oldu. Onlardan aldığımız hattı devam ettirmeye çalışıyoruz biz de. Yani çok iyi düzeyde çıkış dediğimiz yukarı doğru takla atma ve işte taban taklasından taban sıklığına kadar performansı iyi olan hayvanlar bunlar. Bir gün bizim de hayatımız müsait olur, uçurabilirsek olursa, daha mutlu olacağız. Ama şu anda üretmenin mutluluğu içerisindeyiz. Eyvallah. Böyle güvercinlerimiz var. Elinize, emeğinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederiz Cumali abi. Evet. Bunlar Haziran sonunda çıkım aldık. Ferhat abimiz sağ olsun destek oldu dediğim gibi. Güzel bir ırk. Anne babaları çok iyi düzeyde. Belçika'dan geldi. Az önce onları da ziyaret ettik. Gerçekten anne babaları mükemmel. Avrupa standartlarında bir hayvan dostlar. Bir de şu Boz'u vardı. Meşhur bizim bir Boz var. Hayran kaldığımız. Duruyor değil mi daha? Boz'umuz bu yıl 7 yaşını dolduruyor. Maşallah. Orta Asya Türkmen çoban köpeği. Kısa adıyla alabay deniliyor. Bunlar Sırbistan'dan 2 tane gelmişti bize. Kendisi B secereli bir iyi düzeyde alabay. Yavruları var mı Yasin? Yani bizde şöyle kendimiz için değil eşlemek için gelip babalık hakkı aldığımız oluyor. Biz de sağa sola isteyen arkadaşlarımıza verdik. Yani alabay çok gerçekten hani süs tavuğu yetiştiriciliğindeki Brahma gibi iri bir kibar aslında. Dev kibar diyebiliriz buna da. Allah şimdi baktığı zaman çok asabi bakıyor belki. Onu tanımayanlar ya böyle niye asabi diyor. Ama aslında o şu anda biz onun hakkında konuştuğumuz için mutlu oluyor ve farkında konunun. Çok hisli köpekler. Alan korumada çok iyiler. Çok güçlü köpekler. Çok. Tabii biz burada ona işte aşağı yukarı bir 40 metrekare alanda tasmasız tamamen böyle serbest büyüdü. Belli dönemlerde burada salma dolaşıyor. Evet. Çocuklarımızla işte ailelerimizle arası çok iyi. Çok tavuklarla da iyi değil mi? Yani tavuklarla alakalı şöyle aslında bizim köpeğimizin tavuklarla alakalı bir olumsuzluğu yok. Ancak köpek kısmı oynamayı seven ne kadar 7 yaşında anladım. Olsa da oynadığı zaman ister istemez 90 kiloluk bir hayvan tavuklara zarar verebiliyor. O anlamda biz buluşturmuyoruz ama çocukluğundan beri tavuklarla iç içe Boz. Bizim hem evimizin güvenliği hem hayvanlarımızın güvenliği Boz'a emanet. Muhteşem bir köpek. Evet Boz Sırbistan menşeili. Tabii 2 soyu da biri Afganistan'a, diğer tarafı da Litvanya'dan Rusya'ya kadar dayanan bir soyu var. Anne tarafıyla baba tarafı. Secereleri... O kadar takip ediyorsunuz tabii, yani. Tabii. Yani bu iyi düzey ırk köpek yetiştiriciliği yapan herkes bu secere işine dikkat eder. O anlamda beslemişken iyisini beslemeyi seviyoruz evet, yani. Peki çoğaltmayı düşünüyor musun? Böyle yeterli mi bir tane? Yani her canlının belli bir sorumluluğu, belli ihtiyaçları ve belli masrafı var Cumali abi. Yani biz şu andaki hayat yoğunluğumuz içinde Boz'a elimizden gelen ilgiyi gösterelim yeter diyoruz. Ama üretmek için, eşlemek için getirenler olduğunda kırmamaya çalışıyoruz. Evet. Kendimizle alakalı eğer Allah ömür verirse biraz daha ihtiyarladığımızda tabii ki üretmeyi çok seviyoruz. Yani Bu işi yapan tavuk, kanarya, kedi, köpek, güvercin, anladığım şeyi söyleyeyim. Bu işi seven insanların kanatlıyı sevdiği kadar üretmeye de bir sevgisi var. Üretmiş olmayı seviyoruz. Yani ortaya bir şey çıkarmış olmayı seviyoruz. Ve mümkünse belli hedefler doğrultusunda. Mesela bu köpekler, Boz maskeli bir köpek. Korsan maskelisi için üretenler var. Korsan tek ne oluyor? Tek tarafı siyah, vücudunun geri kalanı beyaz olacak şekilde. Boz da mutlu olduğuna inandığımız, ya keşke çok daha 50, 60, 70, 100 dönüm arazide çayırlarda gezebilse, koyunlarla dost olabilse, ama bizim ona İstanbul'un şehrinde sunabildiğimiz biraz zor diyorsun. İmkan şu anda bu. Evet dostlar, sizlere Abika Brahma kümesinden seslendik. Dostum, son olarak izleyicilerimize söylemek istediğin neler var? Süs tavuğu yetiştiricisiyle alakalı birçok şey söylenebilir. Sadece sözlerimin başında da söylediğim gibi, bu işe heveslenmiş, bu işi kafasında yapmayı planlayan herkesin mutlaka zaman ayırması gerektiğine ve gecikmeden başlaması gerektiğine inanıyorum. Ama burada üretim planlaması doğru planlanmış, tecrübeli ve doğru yetiştiricilerden ve derneklerden destek alarak, mesela örnek veriyorum, benim burada 500 metrekare bir alanım var. Burada şu anda toplasanız 20 tane hayvan var. Buraya 200 tane hayvan koyarsak bu hayvanların sağlığı da bizim sağlığımızda tehlikeye girer. Onun için planlı bir üretim, limitli bir üretim ve doğru bir üretim planlaması gerekir. Gösterilere katılmasını, derneklere üye olmasını arkadaşların, o anlamda gönlünde yatan hayvan sevgisini ertelememesi gerektiğini belirtiyorum, rica ediyorum, tavsiye ediyorum. Size de buralara kadar İstanbul'a gelip hem Avrasya Süs Hayvanları Derneğimizin diğer üyeleriyle hem de bizle kendimizi böyle ifade etme imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Nasip olursa biz de dernek olarak Adana'ya geliriz. İnşallah ziyaret ederiz. İnşallah çok güzel olur, çok güzel olur. Yani bu süs tavuğu yetiştiriciliğinin dünya üzerinde geçerli bir etkisi var, manyetik etkisi var. Dostluklar kurmaya, saatlerce muhabbet etmeye fırsat sunuyor. Az önce dediğimiz gibi 3 gün konuşsak bitmez muhabbetler değil mi? Evet, kesinlikle. Ve böyle güzel bir hobi varken biz de bunu ciddiye alıyoruz. Ülkemizde gençlerimize kazandırmaya çalışıyoruz. Bağlı bulunduğumuz bütün derneklerde, bütün kulüplerde ve federasyonda elimizden geldiğince amacımız budur. O anlamda şikayet edip eleştirmek, kusur aramak değil de destek olup herhangi bir kusur, sorun varsa onu ortadan kaldırabilecek katkıyı sağlamak önemli. Biz hayvanlarımızla mutluyuz. Her yıl Allah nasip ederse belli düzeyde üretim yapıp gösterilere katılacağız. O anlamda genç nesillerin, ailelere özellikle şunu söyleyebilirim. Evlerinde bahçeli imkanı olan kardeşlerimize tabii ki tablet de alalım, bisiklet de alalım, bilgisayar da alalım. Ama bir çift kanarya, bir çift muhabbet kuşu, birkaç tane civciv, eğer imkan varsa bir kedi. O hayvan ve doğa sevgisini çocuklukta kazandırmamız lazım gençlere. Çünkü giderek şehirleşen, giderek betonlaşan hayatlarımız var. Ya tamam, bu da bir mecburiyet, kabul ediyorum. Ama bahçesi olan insanların en azından kendi bahçesinden yumurta yiyebilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben izleyen herkese başarılar diliyorum eğer düşünürlerse. Biz de bizimle alakalı, bizden destek almak isterlerse Avrasya Süs Hayvanları Derneği, Türkiye Brahma Kulübü, Abika Brahma Kümesi olarak ve Cumali Özhayta olarak elimizden gelen desteği sunmaya herkese hazırız. Eyvallah. Evet dostlar, sizlere bu güzel kümesten, bu güzel mekandan seslendik. Yasin kardeşime teşekkür ediyorum. Zamanını ayırdı bize. Çok kıymetli zamanı var. Çok yoğun. Bunun farkındayız. Kısa keseceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.